Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte yaz aylarında çok ısınan dizüstü bilgisayarlarımızı bozuk para soğutur mu sorusuna cevap arıyoruz. Bunun için bolca bozuk paraya ihtiyacımız var. O yüzden hızlıca bir ofisi dolaşalım, eldeki bütün bozukları toplayalım ve tekrar geri gelelim. Evet, ofisi dolaştık ve bayağı bir bozuk para toplayabildik. Birazdan işlemleri anlatacağım. Malum yaz aylarında her şey çok fazla ısınıyor. Peki bu ısınmadan zaten buna müsait olan laptoplarımız neden faydalanmasın ve bir anda kapanı vermesin? Tabii bu kapanı verme olayını hiçbirimiz istemeyiz. Kapanayım mı bir anda? Oyunu kaydetmeden restart atayım mı? Durduk yere yakayım mı anakartı? Ne yapacaksın? Tamir mi ettirmeyeceksin? Neyse, bu konuları bir kenara bırakıp esas olayımıza dönelim. Şimdi bilgisayarımızı oldukça ısıtalım ve madeni paralar işe yarayacak mı? Hep beraber görelim. Evet millet, laptopu koydum önüme. Bu çok ısınan bir laptop çünkü Çağdaş'ın laptopu bunu bayağı hor kullandığı, pis kullandığı için laptop ısınıp duruyor. Bana öyle söyledi en azından. Şimdi bilgisayarda Counter yüklüymüş. Neden acaba diye düşünüyorum. Counter'ı açalım. Şu anki ısımız bu arada 47 derece. Bilgisayarın içine kurduğumuz bir program bize 47 derece olarak gösteriyor. Bir de bizim aletle dışarıdan ölçelim. Gerçi MacBook'ların yapısı gereği bildiğiniz üzere çok fazla ısıyı hani böyle toplu bir yere vermiyor. Genel olarak ısıyı dağıtıyor. Çok yüksek bir sıcaklık görmeyeceğiz muhtemelen. 35.8-35.6 civarında çıkıyor dışarıdan ölçtüğümüz zaman. Şimdi Counter'a hızlıca giriyorum. Evet millet, ortalama 5 dakika kadar CSGO oynadık. Bakalım sıcaklığımız kaç derece olmuş. Evet, şu an 66 derece yükselmiş. Hatta 65 oldu şimdi. Hemen bir de şöyle dışarıdan bakalım. 39.8 derece diyor. Bir önceki 35.6 dereceymiş bu arada. Ortalama 5 derecelik bir yükselme oldu. Şimdi işin aksiyon kısmına geçebiliriz. Yani bozuk paralarımızı dizebiliriz. Evet millet, paraları gördüğünüz gibi tek sıra haline getirdik. Mac bütün sıcaklığı o kısımdan üfürdüğü için o kısmı soğuk tutmaya çalışacağız. Bozuk paranın da mantığı bu. Şimdi bakalım sıcaklığımızda bir değişiklik olacak mı? Evet millet, 65 dereceydi oyundan çıktığımız zaman sıcaklığımız ve bozuk paraları dizdikten sonra biraz bekledik, 60 derecelere kadar düşürdü. Ortalama 5 derecelik bir düşüş oldu. Bir de bozuk paralar dizilirken bir oyun oynayalım bakalım, 65 dereceyi görebilecek miyiz yoksa bozuk paralar hakikaten işe yarayıp sıcaklığımızı biraz daha düşük tutabilecek mi? Oyuna tekrar geri dönüyorum. Evet millet, bir de 5 dakika kadar ortalama Counter'ı bozuk paralarla oynadık. Bakalım bozuk paralar bilgisayarımızın sıcaklığına etki etmiş mi? Hızlıca masa üstüne geçiyorum ve %73 derece. Bir de dışarıdan ölçelim. 41.3 derece gösterdi. Az önce 40.7 dereceydi. Enteresan bir şekilde bozuk paralarla birlikte sıcaklığımız yükselmeye başladı. Yani birkaç derecelik düşüş elde edebiliyoruz ancak bu bence bir şehir efsanesiymiş. Şehir efsanesi olarak da milletin bilgisayarın üzerine bozuk para koydurmak amaçlı bir şey. Milleti de belki de güzel trollemiş oldular. Bizler de sizin yerinize bunu test ettik. Yani bilgisayarınızın üzerine böyle bozuk paralar koyarak hem komik bir görüntü elde etmekle uğraşmayın. 1-2 derece içinde bu kadar bozuk para Abi ne yapıyorsun sen? Bir şey deniyorum abi. Kaç para koydun abi buraya? 50-60'ı var buraya. Al şunu, kapat şu videoyu ya. Abi eyvallah ya. Şuradan USB'sini takıyorsun. 30 lira lan. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Allah'ım ya. Ve böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk millet. Çağdaş geldi, kendi laptopunu kurtardı sağ olsun. Bence de hani böyle bozuk paralarla uğraşmaktansa bir soğutucu alın, kafanız rahat olsun. Ha bu arada tabii ki de kasadan kasaya da fark edebilir. Biz Mac'te denedik. Belki de siz Windows bir laptop kullanıyorsunuzdur ve bunda işe yarayabilir. Bunun garanti bir tabii ki de sonucu yok. Ama bence gidin dediğim gibi soğutucu alın. Benim nacizane tavsiyem bu. Artık videomuzu kapatabiliriz. Siz de daha önce böyle bir yöntem denediyseniz, olumlu veya olumsuz sonuç aldıysanız ya da belki bu videodan sonra denersiniz, aşağıya mutlaka yorum olarak yazın. Ayrıca yine kafanıza takılan her şeyi aşağıya yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Gerçeğinden daha karizmatik duran akıllı dövme videomuza buradan ulaşabilirsiniz. Onun hemen altından da Web Tekno YouTube kanalına abone olabilirsiniz.